Merhaba ben Elif Berkan ve bugün konuşacağımız konu metabolizmanı hızlandırmak için 6 öğün yemeli misin? Ya da illa 6 öğün değil de daha az ve sık yemek yemek gerçekten de daha hızlı kilo vermeni sağlıyor mu? Bu konu üstünde yapılan bütün araştırmaları baz alarak bu soruyu bugün cevaplıyoruz. Videoya başlamadan önce eğer kas yapma konusunda ciddiysen, yazmış olduğum zaman kaybetmeden kas yapmanın 7 kuralı yazımı indirmek için videonun açıklama kısmındaki linke tıkla ve karşına çıkan sayfada e-posta adresini gir. Bu yazımı hemen girdiğin e-posta adresine yollayacağım. Bunu da aradan çıkardıktan sonra hadi videoya başlayalım. Bunu sen de duymuşsundur. İnternette, medyada kilo vermek istiyorsan az ama sık yemek yemelisin deniyor. Çünkü sık yemek yediğimizde vücudumuzu şaşırtıyor ve metabolizmamızı hızlandırıyoruz. Bu da bizim daha hızlı kilo vermemizi sağlıyor deniyor. Peki gerçekten de bir günde yenilecek yemeği 2 öğün yerine 6 öğünde yediğimizde metabolizmamız daha hızlanarak daha hızlı kilo vermemizi sağlıyor mu? 24 saatte harcanan enerjiye bakılarak yeme sıklığı üzerinde yapılan bütün araştırmaları değerlendirdiğimizde, daha sık yemek yemenin daha seyrek yemek yemeye göre metabolizmamızda oluşturduğu kayda değer bir etki olmadığı gözüküyor. Yani kilo vermek için sık sık yemek ye tavsiyesi araştırmalar tarafından desteklenmiyor. Bahsettiğim araştırmaları her zamanki gibi bu videonun altına linkliyorum. Birçok araştırma günde tüketilen kalorinin sabit tutulduğu müddetçe yeme sıklığı değiştirildiğinde bunun metabolizma üstüne herhangi bir etkisi olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu araştırmaların süreleri sonunda daha sık yemek yiyen gruplarla daha seyrek yemek yiyen grupların verdikleri kilolar arasında kayda değer bir fark olmadığı gözüküyor. Bir günde tükettiğimiz kaloriyi aniden ciddi bir miktar azalttığımızda metabolizmamızda bir miktar yavaşlama olduğu gözüküyor. Tabii bu durum yeme sıklığından değil vücudumuza çalışması için daha az enerji girdiğinden kaynaklanıyor. Yakın zamanda yapılan bir başka araştırmada günde 3 öğün yiyen ve günde 14 öğün yiyen sağlıklı erkeklerden oluşan iki grubun metabolizma hızlarını ölçüyor. 14 öğünle sık yiyen grup ve 3 öğünle seyrek yiyen grubun metabolizma hızları arasında bir fark olmadığı gözüküyor. Ancak 3 öğün yiyen grup beklenenin tam tersine 14 öğün yiyen gruptan dinlenme halindeyken biraz daha fazla enerji yakıyor. Tabi bu çok düşük bir miktar ve uzun vadedeki sonuçlara büyük bir etkisi yok. Kısa kesmek adına şu ana kadarki bahsettiğimiz araştırmaların ve daha fazlasının bize söylediği şey aslında şu. Eğer günde aşağı yukarı ne kadar kalori tükettiğini biliyorsan, ister günde 2 öğün ye, ister 10. Aldığın sonuçlarda yeme sıklığından kaynaklı bir fark olmayacak. Eğer amacın vücut geliştirmekse de istediğin vücuda hızlı bir şekilde ulaşabilmek için ya makrolarını ya da en azından bir günde tükettiğin protein ve bir günde tükettiğin kalori miktarını bilmende fayda var. Benim bu konuda söyleyeceğim şey ise şu. Kilo vermek için yeme sıklığını tok durabileceğin ve pratik bir şekilde ayarla uç noktalarda olmamaya çalış. Çünkü çok sık yemek de, çok seyrek yemek de açlık hissi üzerine olumsuz etkileri olabiliyor. Günde 12 öğün yemeni söylesem her öğünün o kadar küçük olacak ki yemeğini yedikten hemen sonra bir sonraki öğünü beklemeye başlayacaksın. Günde bir öğün yemeni söylesem de 24 saat boyunca hiçbir şey yemeyeceksin ve uzun süre aç olacaksın. Ve günde yediğin o bir öğünü dünyanın en önemli şeyiymiş gibi beklemeye başlayacaksın. Yani iki türlü de sıkıntılarla karşılaşacaksın. O yüzden bunu dengede tutabilmenin en iyi yolu 3 ile 6 oyun arasında yemek yemek. Yalnızca bu da değil, kas geliştirmek ve kilo verirken kaslarını korumak için de yüksek ihtimalle yapabileceğin en iyi şey. Nedenlerinden bahsedelim. Amacın eğer vücut geliştirmekse ki bu videoyu izliyorsan muhtemelen öyle. Bir günde tüketmen gereken proteini bu 3-6 oyun arasında aşağı yukarı eşit bir şekilde dağıtman bütün proteinlerini tek bir oyunda yemenden kas küplerini koruma açısından muhtemelen daha iyi. Muhtemelen diyorum çünkü bu araştırmalarla kesin olarak ortaya konmuş değil. Ancak proteinini bu 3-6 öğün arasında dağıtman günlük toplam protein eşitliğini dengelemede fayda sağlıyor. Bir öğünde protein sentezi ancak belli bir yere kadar yükselebiliyor. Dolayısıyla bütün proteinini bir öğünde yemektense proteinini öğünler arasında dağıttığında günlük toplam protein sentezi miktarın daha yüksek oluyor. Bu net olarak daha çok kas yapmak anlamına gelmese de kas yapmayla aralarında bir ilişki var. Yani kas yapmak için veya kilo verirken kaslarını korumak için bütün proteinin bir öğünde yemektense öğünler arasında bölüştürmen yüksek olasılıkla en iyisi. Ben kişisel olarak günde 3-4 ana öğün ve bir ara öğün yiyorum. Ve proteinlerimi yediğim ana öğünler arasında aşağı yukarı eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Sen de daha çok nasıl beslenmeyi sevdiğine bağlı olarak günde 3-4 veya 5-6 öğün yiyebilirsin. Alman gereken protein miktarını yediğin öğünler arasında aşağı yukarı eşit bir şekilde bölüştürdüğün ve bir günde tükettiğin kalori miktarını bildiğin sürece yeme sıklığından kaynaklı olarak olumsuz bir durum yaşaman söz konusu olmayacak. Evet videomu izlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer henüz indirmediysen de zaman kaybetmeden kas yapmanın 7 kuralı yazımı indirmek için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak karşına çıkan sayfada e-posta adresine gir. Bu yazımı hemen sana yollayacağım. Ayrıca ileride yayınlayacağım çoğunlukla bilime dayalı bunun gibi videoları kaçırmak istemiyorsan ekrandaki abone ol düğmesine basmayı unutma. İzlediğin için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşürüz.